İsrail askerlerinin Gazze şeridine sızarak suikast düzenlemesi Gazze'deki gerilimi ateşledi. Pazar gününden bu yana İsrail Gazze'yi vuruyor. İsrail Gazze'den onlarca roket atıldığını iddia etti. Demir kubbe hava savunma sistemiyle roketlerin büyük bölümünün imha edildiği belirtildi. Roketler İsrail'in güneyine hedef aldı. Biri asker taşıyan bir otobüse isabet etti. Askerlerin ağır yaralandığı açıklandı. Bunun üzerine İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şeridini bir kez daha bombaladı. Gazze şeridinde gerçekleşen saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu. Yaralılar var. İsrail savaş uçakları gece yarısına doğru da El-Aksa kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Çevredeki binalarda hasar gördü. Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. Gazze'de ise kamu kurumlarında çalışmalara, okullardaysa eğitime ara verildi. Sağlık ocakları ve hastanelerde hizmet devam ediyor. Filistin Tarım Bakanlığı ise güvenlik nedeniyle İsrail yakınlarında balık avlanmaması uyarısında bulundu. Öte yandan İsrail ordusu salı sabahı bir saldırı daha düzenledi. Gazze'nin batısındaki Rimal mahallesinde bulunan bir binaya hedef aldı. Binaya 11 roket atıldı. Saldırı nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri de hasar gördü. Bir caminin de hasar gördüğü açıklandı. Bu saldırıyla birlikte pazartesi gecesinden bu yana saldırıya uğrayan bina sayısı 7'ye yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas saldırılara ilişkin bölgesel ve uluslararası görüşmeler gerçekleştirdi. Abbas saldırıların derhal durması gerektiğini söyledi. Bölgenin yıkıma sürüklenmemesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Abbas yurt dışı ziyaretini yarıda kesti.